Merhaba, sesim geliyor mu? Herkese güzel bir sonbahar akşamında Cumhuriyet Bayramı arifesinde Ankara'dan selamlar, sevgiler demek istiyorum. Yine bir webinarda bir aradayız. Bu sebeple de nazik davetlerinden ötürü başta Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Zeki Işık olmak üzere tüm TSRM Yönetim Kurulu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam sizlerle azalmış over rezervinde yeni tedavi seçeneklerini tartışacağım ve bu konularla ilgili beklentiler neler ve güncel durum bize ne veriyor bunları tartışmak istiyorum. Bu amaçla hazırladığım sunumum şöyle ilerleyecek. Öncelikle tanımlardan bahsedeceğim ve sonrasında azalmış over rezerv ve erken menopozun prevalansını sizlere aktaracağım ve sonrasında her iki durumda da spontan gebelik veya tüp bebek tedavisinde ne gibi bir başarı beklemeliyiz? Bunu bahsedeceğim. Sonra yeni girişimlerden bahsediyoruz. Yeni bir girişimin oluşabilmesi için en temel şeylerden biri etiyoloji ve patogenizi anlamak. Bu kapsamda yeni neler var? Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında acaba biz fizyolojik veya non-fizyolojik olarak folikülogenezi aktive edebilir miyiz? Bunu tartışacağım. Ve sonra da overin rejenerasyonu veya canlanması veya aktivasyonu kapsamında yapılan girişimleri tek tek tartışacağım. Bunlar önce PRP olacak, platelet-rich plazma, arkasından otolog stem cell transplantasyonu ve en sonunda bizim de tecrübe ettiğimiz in vitro aktivasyon ve in vitro aktivasyonun drug free in vitro aktivasyon ve ovaryen fragmentasyon ayaklarını tartışacağım. Son olarak da bazı yorumlarla ve gelecekle ilgili perspektif yorumlarımla sunumu tamamlayacağım. ESH 2015'te erken menopoz kavramı içerisindeki tanıyı güncelleyerek prematur ovarian insufficiency tanımı altına sokana kadar 10 tane farklı makale okusanız onun da farklı tanıyla karşılaşabilirdiniz. Bu kapsamda 2015'teki guideline buna bir tutarlı şekilde tanı oluşturmuş oldu. Burada söylenen neydi? Tekrar hatırlayacak olursak 40 yaşın altında kadın 4 aydan uzun süredir adet görmüyorsa ve 2 kez ardışık olarak ölçülen ve 4 hafta arayla ölçülen face yarısı 25'in üstündeyse biz buna POI diyebiliriz demiştik. Ancak menopozun tanımına da bir geri dönüp baktığımızda menopozu hepimiz biliyoruz ki retrospektif olarak tanıyabiliyoruz ve bir kadının 12 aydan uzun süre adet görmemesi sonunda bunu tanı koyabiliyoruz. Dolayısıyla arada 4 ile 12 arasındaki 8 aylıkta bir gap var ki dolayısıyla şunu diyebiliriz. Prematür over yetmezliği eşit değildir menopoz. Peki prevalansı ne? Bunun estimated prevalansının üstüne Estonya'daki toplum tabanlı takip çalışması gösterdi ki 34 bin kadın üzerinde bunlar ileri yaşlarına kadar takipleri mevcut kayıtlar altında yaklaşık spontan olarak iatrojenik değil %1'lik bir POI prevalansı toplumda 40 yaş altı tanımı için kullanıyorum bekleyebiliriz. Bu 30 yaş altında binde bir gibi bir estimated prevalansı var. Peki azalmış over rezervi tanısı nasıl bir tanı? Bununla ilgili gerçekten soru işaretleri var. 2018'deki JARC'daki tanı da bunu bir alfabet tanı çorbasına benzetiyor. Neden? Çünkü azalmış over rezervi elimizdeki iki parametre antral folikül sayısı ve AMH kapsamında kullanıldığında pek çok çalışmada menstruasyon regülaritesine dikkat edilmemiş oluyor. Bunun önemli olması menstruasyonla istenen aslında menstruasyon düzenli olduğu hasta grubunda rezerv testlerinin az olmasıyla tanımlanması. Ancak ne yazık ki çalışmaların pek çoğunda böyle bir belirgin kargaşa var. Bu hastaların özellikleri ve gebe kalabilirlikleri ve başarı şansları benzer değil. Dolayısıyla bu tanım oldukça önemli. Bu kapsamda hepimiz tüp bebek uygulamalarında diminished ovarian reserve tanımını nereye yerleştiriyoruz diye baktığımızda şu iki tanıdan bahsetmeden geçemeyeceğim. Her ne kadar sunumun temel odakları olmasa da poor ovarian response yani stimülasyona verilen düşük yanıtı öngörme kapsamında veya sınıflama kapsamında geliştirilen iki kriter içerisinde bahsi geçer. Bunlar Bologna kriterleri ve Poseidon klasifikasyonu 2016'da yapılan. Bunu niye bahsediyorum? Bunların bir sonraki basamakta bahsedeceğim spontan gebelik şansları ile ilgili yorum yapabilmek için. Peki doğru nasıl bir tanı diye baktığımızda aslında bir spectrum of disorders'ın içinde bir yerde bu. Bir overt dediğimiz yani artık erken yumurtalık yetmezliği durumu gelişmeden önceki basamak gibi düşünülebilir. Bu basamakta biyokimyasal bozulma var ancak adetler henüz düzenli olmalı diyorum. Bologna kriterlerinin detayını ve amacını ve bunların getirdiklerini tartışmayacağım ama buradaki temel şey
ortak çalışmalar için standart gruplar tarif etmek ve yeni geliştirdiğimiz stratejileri bu gruplar üzerinde deneyerek etkinliklerini ortaya koymaktı. Bununla ilgili tartışmalar hala süre geliyor ama azalmış over rezervi tanısı kapsamında kullandığımız cutoff'lar burada antrenör folikülün 5-7 altında olması, AMH'nın 0.5'te 1.1'in altında olması eşle Bologna kriterleri içerisinde bir parametre olarak bulunuyor. Bu kriterlerin tanıyı koymak için yani sizin bir Bologna kriterine göre pullover yani responder demek için 3 tanesinden ikisinin bulunması bekleniyor. Bu kapsamdaki tanıların subgruplarına baktığınızda neredeyse bir de risk faktörlerini de devreye aldığınızda bazalde 8 ama 13 gruba kadar bu subgrupları oluşturabiliyorsunuz. Bunların gebelik şanslarından birazdan bahsedeceğim. Doğum prevalansı ne? Tüp bebekle uğraşan veya üreme tıbbı ile uğraşan hekimler kapsamında bununla ilgili prevalans 4 hastanın birini kapsıyor diyebilirim günümüzdeki veri kapsamında. Neden bu veriyi söylüyorum? SART datasının yayınlandığı 2016-2015 Devin makalesi 181 bin siklus üzerinde bakın iki karşılaştırma yapıyor. 2004'te DOR prevalansı azalmış over rezerv prevalansı %15-20 bandındayken bu 2011'e geldiğinde %25-30 bandına yaklaşık %10'luk bir artış gösteriyor. Ancak bu DOR dediğimiz hastaların yani azalmış over rezervi olan hastaların içerisinde gerçekten pur ovaryen respons verenlerin sayısında bir azalma var. Dolayısıyla biz prevalansı biraz fazla koyuyoruz gibi duruyor azalmış over rezervi için. Peki bu iki grup hastanın spontan gebelik POI için konuşuyorum veya tüp bebek uygulamalarındaki başarı şansları ne? Bunlardan bahsedecek olursam. POI için spontan gebelik kapsamında 3 büyük seri var. 2019'da RBM'de yeni bir derleme daha yayınlandı ama bu 3 serinin üstüne ilave yeni bir şey söylemiyor. Dolayısıyla bu tabloyu korudum. Bu tabloda bizim öğrendiğimiz ne? POI dediğimiz hasta grubunda spontan gebelik şansı var. Ama bu şans hastanın bazı özellikleriyle ilişkili. Bu 3 seri bize gösteriyor ki bu şans %1,5 ile 5 arasında değişkenlik gösteriyor. Ancak dediğim gibi tanımlar bu noktada oldukça heterojen. Tüm POI'ler aynı özellikle değil. Vurgulamak istediğim özellikle %5'lik bir gebelik şansı veren kolun yaklaşık amenorü süresinin 4 ayın üstünde olması ve %21'inde AMH'nın ölçülebilir seviyede olması, hastaların yaşının da 30 yaşın altında olması. Önemli bir vurguda %5 için neredeyse oluşan 15 gebeliğin 13 tanesi ilk bir yıl içerisinde gerçekleşmiş bu tanıyı aldıktan sonra. Sistematik değerlemede bize verilen %1,5 rakam kabaca bizim beklentimiz olmalı. Özellikle bir yılı aşmış süredir tanı alan bir POI hastası varsa karşımızda. DOR için Bologna kriterleri kapsamında bize getirdiği şansa bakacak olursak bu hastaların hepsi aynı değil. Çünkü hastanın yaşı rezervle ilişkili olduğu durumlarda yaş da yüksekse daha düşükken yaşı daha genç olanlarda rezerv düşük olsa bile gebelik şansı beklenceye göre daha yüksek. Dolayısıyla Bologna kapsamında değerlendirmeden hepsinin aynı olmadığını söylemeliyim. Diminished ovarian reserve hastaları için bir çalışmayı okuyup değerlendirirken bunu göz önünde bulundurmalısınız. Peki azalmış over rezervi oositin kalitesini, potansiyelini etkiliyor mu diye bu yakın zamanda iyi dizayn edilmiş bir çalışmada tekrar gösterildi. Geçmişte de bunun kanıtları vardı. 2100 hastanın alındığı bu çalışmada AMH'sı 0.5'in altında olan grup ile AMH'sı 1.5 ile 4.5 arasında grubun tabii ki elde edilen oositler AMH'da daha az. Ancak bunların blastülasyon oranlarında ve biyopsiye gidildiğinde de aneuploidi oranlarında bir farklılık olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla azalmış over rezervi azalmış oosit kalitesi demek değil. Peki azalmış over rezervde daha rezerve göre kategorize etmeyi düşünürsek daha düşük yani POI grubuna yakın belki de onlarda hiç ölçmüyoruz bir kısmında. AMH'lar kapsamında değerlendirme yine SART datasında mevcut. Bakın 5000 tane otolog siklusun AMH değeri 0.16 olan grubu kapsamında ultra low AMH düzeyine göre sınıflandığında bu grup hastalarda bile %9,5 siklus başı bir gebelik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu hastalar pek çok basamağında takılıyor tüp bebeğin. Bunların başında işte yumurta elde edilememesi, sonraki döllenme basamakları, cycle cancellation daha fazla ama hiçbir zaman AMH seviyesine bakarak tüp bebekten o hastayı mahrum etmemeliyiz. Peki yeni tedavi girişimleri için etiyolojiyi patogenezi anlamalıyız diye konuşmuştuk. Burada neler var? Bu kapsamda etiyolojik araştırmalar aslında sığ kalmış literatürde son 10 yıla kadar. Bu slaytı ben de geçmişte kullanıyordum ve yine koydum. Burada söylemeye çalıştığım şu Londra Menopoz Kliniği'nin 2011 verisi kapsamında
sizin menopoza giren kadınları araştırdığınızda, erken menopoza giren kadınları araştırdığınızda karyotip ve fragil X baktığınız durumlar, yani sığ bir genetik araştırma yaptığınızda %5'inde ancak böyle bir neden bulabiliyorsunuz. Ancak çok büyük kısmına idiopatik diyorsunuz. Peki yeni neler var 10 sene içerisinde bu konuyla ilgili? Benim de çalışma fırsatı bulduğum Stanford Üniversitesi'nin vesilesiyle kurulmuş olan, daha doğrusu Aaron Hushey'in bizzat kendi vesilesiyle kurulmuş olan Ovarian Kaleidoscope Database'i bu amaçla biz yakın zamanda inceledik. Ve bir makale oluşturduk Ovarian Infertilite kapsamında. Bunun da revizyonunu 2 hafta oldu submit edeli. Bu kapsamda yeni neler var diye baktığımızda, bakın bu veri tabanıyla kısaca bilgi vermek isterim ki bu veri tabanı haftalık bizzat Aaron Hushey tarafından mevcut genetik makalelerin hepsini incelenerek, ilgili yolakları atanarak, ki bununla ilgili bir network kurulmuş durumda ve OMIM gibi gen veri tabanlarıyla ilişkilendirilerek tarandığı bir veri tabanı. Over biyolojisiyle ilgilenen veya overle ilgili bir araştırma hedefi olan tüm araştırmacılara bu veri tabanının kullanılmasını tavsiye ederim. Bu konuda ciddi kolaylık sağlıyor. Kullanımı ücretsiz, açık bir veri tabanı. Biz ne yaptık? Bu veri tabanında bulunan PO ile ilişkilendirilmiş genlerin ve 156 sayfası olduğunu tespit ettik. Ancak tabii bu sadece asosyasyon ilişkisini gösteren kaba bir veri. Bu kapsamda bunun insan ve hayvan modeliyle eşleşenlerini ve özellikle insan çalışmalarında vaka kontrol, aile bazlı ve GWAS dediğimiz hipotez free, yani geniş insan topluluklarında tüm genomun tarandığı çalışmalar kapsamında ilişkilendirilmiş genleri taradık. Ve sonrasında bu mevcut genlerin ilişkilendirdiği çalışmalar için bir kalite skorlaması yaptık ki bu kalite skorlaması McMaster Üniversitesi'nden 2015 yılında geliştirilmiş bir skorlama. Oldukça valide edilmiş bir skorlama ve sonrasında orta ve iyi kalite olan genleri buradan tespit edip bunların potansiyel fizyolojik fonksiyonları ile ilgili bir süreci tanımladık ve kabaca burada 100 geni tespit ettiğimi söyleyebilirim. Ve bu genlerin %3'te biri neredeyse oositle ilişkili DNA tamir genlerindeki defekler. Aslında bir kısmını sendromik POI'den biliyoruz ama sendromik POI dışında non-sendromik dediğimiz normal, hiçbir ilave bulgusu olmayan, sadece menopozla karşımıza gelen genç kadınlarla da toplum ve özellikle aile çalışmalarında bizzat gösterilmiş durumda. Peki bu bize neyi getirdi? Görebildik ki, yani panel tarama zaten son 5 yılda POI için çok tartışılan bir konu genetikçiler tarafından. Bunu gerçek manada incelediğinizde ve over biyolojisini bilen ve bunları pathway'ler kapsamında ilişkilendirebilen bir mekanizma ile irdelediğinizde siz aslında POI'nin %90-95'ini potansiyel olarak önceden bu gen taramalarıyla öngörebilirsiniz. Ki panel tarama dediğim gibi prematür over yetmezliği tanısında son 5 yılda genetik alanında çok tartışılan bir konu. Fizyolojik ve non fizyolojik olarak biz aktivasyonu sağlayabilelim ki bu alternatif tedavileri konuşalım. Peki bununla ilgili neler var? Aslında non fizyolojik aktivasyonu, folikülogenezin aktivasyonu bize IVA öğretti diyebiliriz. Çünkü ondan önceki basamaklarda gerçek manada insandaki denemeleri IVA olmuştur diyebiliriz. Ondan önceki çalışmalar hayvan modellerinde pathway tanımlayıcıydı. Ancak türler arası farklılıklar olabilir ve bu gösterdi ki burada özellikle mTOR, AKT ve PTEN başlangıçlı AKT pathway aktivasyonu ve sonraki basamakta da özellikle hiposignaling'in aktivasyonu bizi FSH dependent aşamaya kadar folikül kontrolünde rol aldığını gösterdi. Bununla ilgili yapılan daha ilave çalışmalarda da pathway'in detayları ortaya çıkarıldı ve burada CCN growth faktörleri üzerinden ve apoptoz inhibitörlerinde bloke ederek folikül growth'unu sağladığı yine gösterildi. Bu farklı gruplar tarafından da farklı deneylerle doğrulandı. Yakın zamanda yine Belçika'da Demestre ve ekibi tarafından aslında çok güzel bir makale yayınlandı Endocrine Review'de. Folikülün aktivasyonu fizyolojik olarak ve non fizyolojik kontrolünde bize tüm verileri bir arada sunmayı sağladı. Bu da o makalenin grafik abstrağı. Bakın şu taraf kırmızı oklar non fizyolojik aktivasyonu. Non fizyolojik aktivasyon hızlı ve akselere bir büyüme sağlarken fizyolojik aktivasyon aslında normal menstruasyonu sağladığı bir döngü. Burada tabii interselüler signaling network'ün önemi var. Yine bizim daha önceden bildiğiniz pathway'lerin inositol-trifosfat ve AKT pathway'inin, transforming growth factor ve mTOR'un ve JAK-STAT pathway'inin etkinliğini biliyoruz. Burada yalnız dikkatinizi çekiyorum. Yine bu araştırmacılar tarafından farklı bir grup
hiponun yolu olabileceğini söylüyorlar. Bir sonraki slaytta ona bahsedeceğim. Onun dışında biz kemoterapi verirsek bir kadına bu petveyi aktive ederek folikülleri AMH'sını düşürerek AMH'nın düşmesiyle buradaki petveyin aktive olmasıyla aksileri bir folikül kaybı yaşıyoruz. Yine over dokusu transplantasyonu, fertilite prezervasyonu kapsamında hem iskemik hasarla belki de hipopetveyle diye sorguluyor araştırmacılar. Yine folikül aktivasyonuna yol açıyor ve kaybı yol açıyor. Ve in vitro aktivasyonun denemeleri de zaten bunu gösterdi. Fosfolipid-inositol, AKT petveyi, hipopetveyi bunu sağladı. Ovaryan fragmantasyonla ilgili de yine bu makale yer veriyor. Bu da daha sonraki slaytlarda tartışacağım konu. Yalnız fizyolojik olan da büyümenin daha kontrollü olduğu aşikar. Hiponun son intraovaryen fizyolojinin açıklanmasında son 10 yıldaki en önemli yolak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hala biz foliküllerin hangi sırayla büyüdüğünü, hangi yumurtalığın hangi sırayla yumurtladığını ve bir sonraki ay folikülün nereden büyüyeceğini dahi tam bilmiyoruz. Bununla ilgili fizyoloji aydınlatılmış değil. İşte bu noktada Belçikalı ekip hiponun rol alabileceğini söylüyorlar. Biliyoruz ki hipo aslında bizim ilk öğrendiğimiz manada organ size'ını kontrol eden devamlı 10 aşamasında olan bir inhibisyon yapan bir petvey. Dolayısıyla siz bunu ortadan kaldırmak için yaralama diye kullanmıştık. Ancak burada araştırmacıların söyledikleri sizin yumurtlamanızın kendisi bile bir yaralama sayılabilir. Ve bunun etrafındaki yumurtalar için 80-160 gün gibi bir folikülogenez düşünürseniz 2-3 sonraki siklusun yumurtlama yerini tespit ediyor olabilir. Dolayısıyla hiponun introvaryen fizyolojinin kontrolünde de çok tartışılan bir petvey olduğunu bu slaytla vurgulamak istiyorum. Merak edenler gerçekten bu makalenin derinliklerine gidebilirler. Peki fizyolojiyle ilgili bunlardan bahsettikten sonra şimdi overin rejenüvasyonu diye geçen yeniden canlandırılması ve aktivasyonu kapsamındaki girişimlerden sırasıyla bahsedeceğim. Öncelikle platelet rich plasma uygulamalarından, arkasından otolog stem cell'den ve sonra in vitro aktivasyondan bahsedeceğim. Bu kapsamda ses açmayı unutmayalım. Sesimizi açalım. Öncelikle PRP nedir? PRP periferik kandan yaklaşık 30-60 cc alınan periferik kandan santrifüj sonrasında şu orta katmandaki platelitten zengin kısmın ayrıştırılmış halidir. Dolayısıyla PRP süreci bu kapsamda böyle tamamlanır. Peki hipotez ne arkasında? PRP'nin arkasındaki hipotez ne? PRP bu platelet rich plasma içerisinde pek çok kemokin, mitojenik ajan ve sitokinleri kendi içerisinde içerir. Ve bu kapsamdaki hipotez mevcut platelitin içerisindeki bu sitokinler açığa çıkınca stimülasyonla ovaryen stem sellerinin aktivasyonu, diferansiyasyonu ve oosit oluşumuna ki bunu yapan iki tane yazı üretmiş olan Amerikalı grubun hipotetik açıklaması olarak bunu sunuyorum. Hipotez bu. Peki bu hipotezin içeriğini daha derine gidecek olursak ifade edilen platelet rich plazmanın bununla ilgili deneyler yok ne yazık ki. Platelet rich plazmanın ovaryan stem selleri aktive ettiği ve sonrasında primordial germ selleri bu konuyla ilgili birazdan tartışma yapacağım. Özellikle ovaryan stem sellerin varlığı veya yokluğu ile ilgili primordial germ selleri aktive ettiği ve diğer growth faktör aracılığıyla folikülogenezin çeşitli basamaklarına aktive olabileceği ile ilgili hipoteze ediliyor durum. Ancak bununla ilgili soru işareti şu noktada geliyor. Acaba bu uyguladığımız PRP'de verilen growth faktörlerin yarı ömrü nedir? Bunların gerek in vitro gerek in vivo fizyoloji çalışmalarında biyolojik half-life'larının VGF için 30 dakika, platelet drive growth faktörü için 2.4 saat, fibroblast growth faktörü için 7.6 saat olduğunu görüyoruz. Bunun over içerisindeki uygulandığında ne kadar süre etki olduğunu bilmiyoruz. Bununla ilgili bir çalışma söz konusu değil. Aslında platelet rich plasma uygulamalarının over için mazisi eski değil. İlk bu konuyla ilgili yayın 2016 Helsinki'de bir poster halinde geliyor. Yunanlı bir grup 8 tane 45 ile 50 yaş arası kadına
4 yıldır amenoresi olan perimenopoz diyebileceğimiz bir grup kadına PRP uyguladığında hepsinde ki bunları tüp bebek uygulamaları da yapılıyor demek ki 49 yaşa kadar hepsinden oosit elde ettiklerini ifade ediyorlar 8 tane kadın. Ancak bununla ilgili çalışma hemen arkasından gelmiyor ve şu çalışmalarla devam ediyor. Aslında bu konuyu da iki basamakta tartışmak istiyorum. Bir, PRP uygulamaları iki grup hasta var burada. Bir, POI'ler. İki, POI olmayan diminished ovarian reserve dediğimiz az önce tanımlamalarını yapmaya çalıştım. Aslında tanımlamaların da tartışmalı olduğu, net olmadığı bir grup var ki bunlar henüz adet gören, henüz AMH'si ölçülebilen, henüz yumurtlayabilen kadınlar diyebilirim. Bu kapsamda bu iki çalışma var sadece POI hastalarında. Az önceki abstract'ı yayınlayan grup aslında orada 8 tane vakadan bahsetmelerine rağmen abstract'tan 3 sene sonra sadece 3 vakadan bahsettiler ki orada yaş ortalamaları farklıydı. Burada 26 yaşında bir hasta daha ilave olmuş. 3 hasta hepsinde ölçülebilir AMH. Tekrarlayan ikisinde başarısız tüp bebek uygulamaları var. 1 yıllık da amenoreleri var bu hastaların. Hepsine 4 mililitre PRP uygulaması yapılıyor. Outcome measure'ları AMH, FSA ve E2 ve AMH'nın 3 hastada yükseldiğini, 3 tane de devam eden gebeliklerin olduğunu bildiriyor burada çalışmacılar. Diğer çalışma ülkemizden gelen en yüksek denek sayılı çalışma. Burada 311 hasta var. Retrospektif bir vaka serisi. Sadece bunların 186'sında bazal uygulamada hiç antral folikül görülmeyen hastalar. Ortalama yaş 34 artı eksi 4 yıl. 1 yıllık infertiliteleri var. AMH ölçülebilir bir ortalamada ama düşük AMH olanlarla yüksek AMH olan grup bir arada. Dolayısıyla heterojen bir gruptan bahsedebiliriz. Amenore süresi olarak 4 ay alınmış ama menstruating womanlarında olduğu burada söyleniyor çalışmada. Uygulama olarak 2-4 mililitre enjekte edilmiş ve 6 hafta burada hastalar takip edilmiş. Önce sonra mean comparison'la, individual linear bir model yaratmaksızın mean comparison'la önce ve sonra AMH ortalamaları karşılaştırılmış. Slightly, hafifçe bir fark olduğu ifade edilmiş çalışmada ve 7.4 spontan gebelik olduğu söylenmiş bu 300 hasta içerisinde ve en nihayetinde %8 bir gebelik oranından bahsediyor. Transfer edilmeyen embriyoların da varlığı söyleniyor. Ancak şöyle de bir yorum yapılıyor POI hastalarında, PRP uygulamalarında. Baseline'da antral folikül ölçmediğiniz hastalarda folikül elde etme güçlüğü var deniyor. Bunun uygulandığı diğer bir grupsa, yani bu da çok heterojen bir grup. Daha böyle anlaşılabilir bir tablo yapmak isterdim ama ancak uygulamaların farklılığından ve metodun standartize olmamasından böyle karışık bir tablo ortaya çıkıyor. Burada DOR hastalarında PRP uygulaması kapsamındaki çalışmalar var. Bunların 2-3 tanesi case study, sınırlı vaka sayısında. Bunlardan ben sadece kontrollü olan birinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'den gelen çalışma her iki grupta da bahsettim çünkü heterojen bir grubu içeriyor. Burada özellikle tek bir tane kontrollü çalışma var. O da İngiltere'den gelen 2020 yılında yayınlanmış bir çalışma. Bu yine azalmış över rezervi kriterleri kapsamında AMH üzerinden ve AFC üzerinden değerlendirilen bir grup. Menstruasyonlarıyla ilgili bilgi yok ancak menstrüel olduklarını tahmin ediyoruz. 0.62 ile 0.68 kontrol grubunda 46, diğerinde 37 hasta var. Burada ilginç olarak 3 ay boyunca aylık PRP uygulaması yapılıyor. Diğer kola da hiçbir girişim yapılmıyor. Outcome measure'ları FSH, AMH ve AFC, mean difference bakılmış. Yine lineer bir model yok bireysel hasta bazlı bakıldığında. PRP kolunda mean difference olarak AMH'nin yükselme eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Ancak devam eden gebelik kapsamında bu uygulanan hastalarda bir farklılık olmadığını ifade ediyor hastalar, araştırmacılar. Peki bu PRP uygulamaları ile ilgili çalışmaların genel olarak limitasyonları neler? Bunlara bakacak olursak bir kere sağlıklı bir çalışma grubu tanımlanmamış. Hastaların bir kısmı POI, bir kısmı DOR, hangisi hangi kolda tam belli değil. Hepsi neredeyse bir tane kontrol çalışma hariç önce sonra çalışma dizaynına sahip ve müdahale edilen bir kontrol grubu yok. Kontrol grubu olan tek çalışmada bile kontrol hastalarından hiçbir şey yapılmamış. Bu noktada önemli confounding faktör olabilecek şeylerden biri POI hastalarında dahi özellikle ilk bir yılı dahil ettiğinizde ne demiştim ilk tanımda 4 ile 12 arası bir boşluk var. İlk bir yılı düşündüğünüzde yaklaşık %23 olarak yumurtlamanın geri dönebileceği aylarla karşılaşabilirsiniz bu POI hastalarında. Ve ara ara bu intermittent yumurtlamadan dolayı bir flükte eden FSH seviyeniz olacaktır. Ve flükte eden FSH seviyesi de bu kapsamda
Sizin zaten outcome measure'ınız olduğunda ciddi bir bias katabilir. Bu grup hastaları dahil ettiğiniz bir çalışmada. Aynı zamanda outcome measure'ları da yine confounded etkiye sahip. Neden? Çünkü FSA ölçümü yapılan hastaların bir kısmında çalışmalarda östrojen ve progesteron uygulamaları yapılmış. Siz bunu yaptığınızda bu steroid hormonların santral negatif feedback etkisiyle FSA'yı düşürücü etkiyi elde edebilirsiniz. Önemli bir nokta AMH içinde biliyoruz ki AMH da intercycle variability'ye sahip. Yaklaşık %11 ile %28 intercycle variability olabileceğini de aklımızda tutmamız gerekiyor. Outcome measure olarak kontrolsüz bir çalışma olarak bunları değerlendirdiğimizde. Before after çalışmaların pek çok bias'ı var. Bir uygulamayı yapıyorsunuz. Önceki ölçümleriniz var. Uygulamadan sonra bekleme süreniz ve sonraki ölçümleriniz var. Bu confounding faktörlerinin tek tek istatistiksel tartışmasını yapmayacağım ama zamansal bu değişim kapsamında kriterler değişebilir, Hartone efekt olabilir, kondisyonlar farklı olabilir, öğrenilmiş olması takibin seyrini değiştirebilir ve regression to mean olabilir. Dolayısıyla before after çalışmaları son derece limitasyonu olan çalışmalar. Peki ben hani konuya başka bir bakış açısıyla da bakmak istiyorum. Burada tabii biz daha bu kapsamda son 4 yıl içerisinde PRP uygulaması olan bir branşız. Ancak bu konuyla ilgili ortopedide yılların bir deneyimi var. Aslında PRP'nin mazisi tıp alanında hiç yeni değil. 1987'de kardiyak cerrahiler kapsamında uygulamaya başlanmış ilk kez İtalya'da ve sonrasında bunu hızlıca plastik ve ortopedik cerrahlar kendi uygulamalarına da adapte etmişler. 2004'lerin başı itibariyle bu oluyor. Sonrasında tabii kanıtlar beklenmeden çok ciddi bir şekilde tüm dünyada yaygın uygulanmaya başlamış ki yakın zamanda bu editör yılda ünlü sporcuların dahi bu tedaviye o yıllarda hızlıca ilerlediği ve gittiği ifade edilmiş önemli bir editör yılda. Peki ne olmuş bu sürenin sonunda? Yaklaşık 36 tane underpowered diyebileceğimiz randomize kontrollü çalışmayı metanaliz etmişler 2018 yılında Blood Transfusion dergisinde ve buna da bir editör yılı yazılmış ve bu bize göstermiş ki bu randomize kontrollü çalışmaların özellikle ortopedi için bu tecrübeyi paylaştım. Elbow tendinitinde, plantar fasciitte ve diğer kondisyonların hiçbirinde hatırı sayılır bir etkisi gözükmüyor. Marjinal etki belki sınırlı yerlerde söylenebilir deniyor ama hepsi çizgiyi kesiyor ve dolayısıyla ortopedide böyle bir tecrübe yaşanmış durumda. Peki bizde devam eden çalışmalar neler? Ongoing study'lere baktığımızda, clinical trials'a girip baktığınızda yaklaşık devam eden 10 çalışma olduğunu görüyorsunuz. Ancak bir tanesi randomize kontrollü çalışma, diğerlerinin hepsi yine before after hedefi olan case series çalışmaları gibi duruyor. Peki benim burada eklemek istediğim bir nokta, önemli olan kontrollü çalışmanın burada placebo kontrollü olması. Çünkü hipopetveyden, fragmantasyondan ve sonraki uygulamalardan bahsedeceğim. Bunu niye önemsiyorum? Şunun yüzden önemsiyorum. Bu 2018'de Çin'den gelen bir çalışma, Ziyiçen grubu tarafından yapılmış. 80 tane POI hastasına 29 ortalama yaş, 7 yıllık amenöre, sol overlerinden biyopsi alıp sağ overlerinden de süperfisiyel insizyon yani scratching dedikleri bir uygulamayı yaptıklarında bu 80 hastanın %13'ünün 7 yıllık amenöre olduğunu dikkatinizi çekmek isterim. %13'ünde overyan fonksiyonun geri döndüğü, 10 hastada M2 osit elde edildiği, 2 embriyo transferine ulaşıldığı ve bir gebeliğin geldiği söyleniyor. Dolayısıyla overe yapılacak herhangi bir girişimin kontrol grubu tarafında da taklit edilmesi gerekiyor ki buradan bir etki olmadığını elemine edilebilsin. Nitekim Yunanlıların planladığı çalışma 2023'te tamamlanması bekleniyor. 100 katılımcıyı dahil edecekleri. Burada birinci kola PRP uygularken otolog PRP, diğer kola PRP free plazma uygulayacaklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla placebo kontrolü çalışma dizaynlarını özellikle bu kapsamda beklememiz gerektiğini söyleyebilirim. PRP ile ilgili ara sonucumu verirken aslında ülkemizden gelen en yüksek denek sayılı çalışmanın conclusion kısmına tamamen katıldığımı ifade etmek isterim. Burada ne deniyor? PRP bir deneysel tedavi girişimidir. Özellikle randomize, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. Ben burada bir ekleme yapıyorum. Plasebo kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Özellikle yapılan uygulamanın spontan gebelikten veya tüp bebek uygulamalarından daha iyi olduğunu göstermek için. O zaman bu çalışmalar tamamlanana kadar hiçbir şekilde hastalara rutin bir tedavi girişimi yöntemi olarak önerilmemelidir. Tamamıyla katıldım. Conclusion kısmı bu. İkinci basamak olarak otolog
stem cell transplantından bahsetmek istiyorum bu hasta grubunda. Bununla ilgili veriyi üreten IVI'nin Valencia grubu. Burada Hereyaz diye araştırmacı öncelikle hayvan modelinde xenograft bir model yaratıyor. Yani insan over dokusunu hayvan sırtına veya batına yerleştirdikten sonra poor responder'dan kapsamda yerleştirdik, immune deficient mice'a yerleştirdikten sonra bone marrow derived stem cell dediğimiz stem cell'leri uyguladığında özellikle tekrar dikkatinizi çekiyorum. Folikül growth'unu, vaskülerizasyon, stromal sel proliferasyonu ve hücre ölümünü azaltarak arttırdığını ifade ediyorlar. Aynı grup birkaç ay sonra yine Fertisteril'de 17 vakalık hasta serilerini yayınlıyorlar. Burada 34-37 yaş arası burada doğru grubu var, POI yok. AMH 0.7'nin altında olan kadınlara 5 gün granulosit kolonistimüleyici faktörle stem selleri aktive edip bunu aferezle CD133 seçerek topluyorlar. Oldukça zahmetli bir iş bu, bakın yani uygulanabilirliği açısından. Ve sonrasında da girişimsel radyoloji ile tek overe, ovaryen artere girerek bu stem selleri enjekte ediyorlar ovaryen arterizasyonuna. Diğer overi de kontrol olarak, over olarak kabul ediyorlar. Ve burada %80'lik hasta grubunda ovaryen fonksiyonlarda bir artış olduğunu ifade ediyorlar. Karşı tarafa göre ve en sonunda 5 tane gebelik oluştuğunu bu 4 aylık takip süreci içerisinde, bunların 3'ünün spontan, ikisinin IVF ile olduğunu söylüyorlar. %3'te bir live birth oranları var. %17 elde ediyorlar. Ancak bakın bunlar zaten Bologna kriteri hastaları. Biz de Bologna kriteri hastalarında benzer gebelik oranı standart uygulamada yakalanabilir diye düşünüyoruz. Bununla ilgili ilave çalışmalar var mı diye baktığınızda 2019 derlemesinde stem cell uygulamasını yapan iki tane daha farklı makale var. Laparoskopi ile stem cell'i overe enjekte etmeye çalışmışlar. Ancak outcome measure'ların belirgin olmayışı en önemli limitasyonları. Bir tane kontrollü çalışma gözüküyor devam eden. 2016'da kayıtlı, şu ana kadar rekrut edilen hasta sayısı 3 sadece. 30 hasta planlanmış. Dolayısıyla üzerine sıcak gidilen bir konu değil şu an. Bu konuyla ilgili yorumum da aslında stem cell üzerinden gelecek. Daha önce de PRP'de de stem cell'lerin aktive edildiği hipotezinden bahsetmiştim. Yakın zamanda Nature'da İsveç'ten bir grup önemli bir makale yayınladı. 2000'de Jonathan Tilly'nin DDX4 markerıyla aslında over'de bir sperm stem cell olduğunu iddia etmesiyle bu tartışma alevlenmişti. Ve son 20 yılda bu veriyi replike eden grup zaten yoktu. Ancak bu yakın zamanda bu çalışma şunu gösterdi. 16 tane transgender'ın over'inde ve 5 tane sezeryan hastasından elde ettikleri over'lerde tüm hücre gruplarının yüzey markalarına göre identifiye etmeye çalıştıklarında bu grup aslında organel stem cell'lerin olmadığını ve Jonathan Tilly'nin bahsettiği grubun aslında perivasküler hücreler olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla over'de stem cell olduğuna dair gerçekten bir kanıtımız yok ovaryen stem cell kapsamında. Son olarak da bizim de tecrübe ettiğimiz IVA'dan bahsetmek istiyorum. In vitro aktivasyon, over'in aktivasyonu kapsamında 2013 yılında ilk tanımlandığında iki basamaklı bir tedavi olarak tanımlandı. Biz de bu tedaviyi Türkiye'de 10 hasta üzerinde bu basamaklara uygun şekilde tecrübe ettik. Ve over'in birini aldıktan sonra 2 günlük inkübasyon süreci sonrası yine autograft ederek yine PTEN ve AKT simülatörleriyle inkübe ettikten sonra hastalara 10 siklus boyunca tüp bebek uygulamaları gerçekleştirdik. Bu kapsamda 10 hasta dahil ettiğimizi söylemiştim ve bu hastalar ortalama 31 yaştaydı, 26-36. Amenöre süresi 1 ile 3 yıl arasındaydı. Hiçbirinde ölçülebilir bir AMH seviyesi yoktu. Özellikle pikogram, nanogram seviyesinde ölçtüğünüzde FSA aralıkları ve karyotipleri böyleydi. Kabaca 120 ile 150 arası bir fragment graft ettik. Nereye graft ettik? Overi aldıktan sonra yüzeyini korteksten ayırarak tüpün altına ve diğer overin içine biz graft işlemlerini gerçekleştirdik burada. Histolojik incelemelerinde hastalarımızın iki tanesinde hiç rezidü folikül yoktu. Çok detaylı bir histolojik inceleme yapıldı. Kalan 8 hastamızda da histolojik inceleme yoğunluğu hesaplandı ama primordial folikül sayısı sayı olarak oldukça azdı. Ancak bunda standart yoğunluk hesaplaması üzerinden çalışmalar arası uygunluk hesaplanıyor. Peki bu hastaların histolojik sonucunu herhangi bir özelliği öngörüyor muydu diye merak ettik. Yani amenöre süreleri, over yüzey alanları, number of folikül ile ilişkili mi diye baktığımızda ne yazık ki herhangi bir korelasyon ve ilişki yoktu. Yine amenöre süreleri ve yaş
kapsamında bu değerlendirmeleri yaptım. Yani amenorü süresinde bu değerlendirmeye eklediğimizde yine tutarlı ve iyi bir korelasyon olmadığını gördük. Tabii denek sayımızın az oluşu bu korelasyonu saptamada sıkıntı yaratmış olabilir. Ancak en azından bir eğilim dahi tespit etmedik. Histolojik inceleme ile ilgili şu veriyi vermek istiyorum. Yoğunluktan bahsettim. Bu çalışmada özellikle kanser nedeniyle ovarı dondurulan kadınlardaki biyopsi incelemelerinde 25-35 yaş arasında normal bir kadında 8 ile 10 arası milimetre karede folikül görmeniz gerekirken Danimarka çalışması, biraz sonra detaylarını vereceğim, 35-40 yaş altında 7 hastada 7 tane folikül görmeniz gerektiriyor. Peki bizim kendi 10 hastamızın folikül yoğunluğu nedir diye baktığımızda, çünkü uyuyan güzel olarak bütün umut bu foliküllerin aktivasyonuna bağlanıyor. 0,011 bir ortalamaya sahipti. Yaklaşık normal kadının 1000 kat altında bir folikül yoğunluğu söz konusuydu. Bu hastaların ovaryen stimülasyonu son derece özellikli. Standart bir ovaryen stimülasyon değil. Çünkü bu hastalar yüksek FSH ve LH ile geziyorlar. Bunun süpresyonu, yüksek LH etkisinin kurtarılması ve monitörizasyonu kapsamında biz de İVA'dan çok şeyler öğrendiğimizi söylemeliyim burada. Yine ovaryen stimülasyon dışında trigger'ında yine farklılık var. 3 doz çünkü graft üzerinden etki beklenmesi kapsamında. Yine zamanlama konusunda 34-36 saatle ilgili farklılıklar var. Peki bu kapsamda biz ne elde ettik bu 10 hastanın yaklaşık 10 aylık tüp bebek uygulamaları neticesinde? 3 hastamızda folikül büyüme girişimleri gerçekleşti. 2 nolu hastamızda ikinci uygulamada bir embriyo elde ettik. Ondan sonraki uygulamalarda oosit elde ettik ancak bunlar genellikle dejenere oldu. Diğer 2 hastamızda da yine folikül büyüme girişimi gerçekleşti. Bu büyüme girişimleri kapsamında toplam 7 kez folikül gelişimi büyümesi gerçekleşmiş oldu. Ancak kalan 7 hastamızda herhangi bir folikül aktivasyonu görmedik. Folikülü yoğunluğuna göre bu durumu incelediğimizde folikül yoğunluğu yüksek olan hastalarda tabii ki pozitif yanıt beklendiği üzere daha yüksek oldu. Dolayısıyla histolojik incelemede folikül yoğunluğu hasta seçilme açısından önemli olabilir. Sonrasında hastaların takibini sürdürdük. Çünkü protokolümüz gereği bu hastalar 5 yıla kadar takibimizde olacaktı. Özellikle bu hastaların takibinde vurgulamak isterim ki, yani spontan gebelik şansı kapsamında da hiçbir şekilde doğum kontraceptifleri tarzı supplementler değil de siklik östrojen progesteron verilmeli. Çünkü hatırı sayılır etki kapsamında, yani gebelik özellikle ilk bir yıl için konuşuyorum bunu, hatırı sayılır %5'e varan bir gebelik beklenebilir. Sonraki yıllarda da %1'lik bir oran beklediğimizi zaten söylemiştik. Bizim bu kapsamda 2 nolu hastamız en çok folikül büyüten hastamızdı. Histolojisi en iyi olan hastamızdı. Nasıl bir gelişme oldu? İVA'nın 26. ayında kendiliğinden gebe kaldı. Bizim siklik monitorizasyonumuz ve endokrin monitorizasyonumuz altında. Amenoresinin de 4. yılıydı bu arada. Bizim protokolümüz tamamlandıktan sonra Haziran 2019'da bu hasta 2 miligram östradiol valerat ve yine siklik 5 miligram medroksiprogesteron asetat 12 gün boyunca siklusun ikinci yarısında alacak şekilde takip ediliyordu. Ve ara ara folikül büyümeleri gerçekleştiği için bizim takibimizden kendi doktoru kapsamında da folikülün ölçümü adetli periyodun ilk bir haftası içerisinde öneriliyordu tarafımızdan. Hasta 16 Haziran'da bizi arayıp 8. gün menstruasyon siklusunda doktora gittiğini ve 18 milimetrelik bir büyüyen folikül olduğunu tespit edildiğini bana söyledi. Bu kapsamda ben aslında bu hastayı tam pandemi döneminin alevli günleriydi. Hastayı Ankara'ya davet ettim ancak aynı günde endokrin monitorizasyon sonuçlarını beklemek istedim. Aynı gün yaptığımız endokrin monitorizasyonda östrojeni yükselmişti. Çünkü biz bu hastanın bazal östrojenini biliyoruz. Her hastanın bir bazali farklılık var. Bazal dahi 20 ile 100 arasında ciddi farklılık gösterebiliyor kişiler arasında. Dolayısıyla 153'tü ve büyümüş yüksek bir değeri vardı. Ancak LH'nın bu kadar yükselmiş olması bir tetiğin çekildiği kapsamında bir durum uyandırdı. Rescue olarak bu yumurtanın toplanabileceğini kendisine ifade ettim. Yani deneyebileceğimizi en azından Ankara'ya gelmesini. Ancak pandemi koşullarından ötürü hocam ben Ankara'ya gelmeyeyim dedi kendisi. Bunun üzerine biz de hastaya sonraki gün ovülasyonu konfirme etmesini istedik ve nitekim doktoruna gittiğinde ovülasyon konfirme olmuştu. Kollaps gerçekleşmişti ve düzenli ilişki önerdik bu hastaya. Bu kapsamda hatırlarsanız tüplere de müdahalemiz vardı. Fragment koymuştuk her iki taraftaki tüpe. Ve hasta östrojeni kesmemesi standart kullandığımız ve ertesi aynı günde lütel faz başlamasını tavsiye ettik. Ve 13 gün sonra yaptığı gebelik testinde BTCG'si 95 geldi.
10. haftaya kadar hem östrojen hem progesteron devam ettik ve şu an 2-3 gün önce gönderdiği bana fotoğrafı 20 hafta ongoing gebelik olarak süreç sürüyor. Umarım canlı doğuma ulaşırız. Bu tabii bireysel bir hastanın sonucu. IVA outcome'ı kapsamında Japonya'daki veri yenilenmedi. Yeni bir makale olarak özellikle ilaçla yapılmış IVA kapsamında, standart IVA kapsamında veri gelmedi. Buradaki sunabileceğim veri 2018'deki veri. Burada yaklaşık 116 uygulamada 6 bebek elde edilmiş durumda. Yalnız yaş ortalamasının 39, amenore süresinde 6 yıl olduğu bir gruptan bahsettiğimizi söylemek istiyorum. Kendi sonuçlarımızı Japonya'daki sonuçlarla karşılaştığımızda farklılığımız neydi? Onların önerisiyle daha genç hastalar seçmemize rağmen, amenore periyotları daha kısa olmasına rağmen, histolojik incelememizde bakın 0.6'ya 0.01 gibi bir yoğunluk. Bu standart bir ölçüm. Onların birebir standart ölçümüyle yapılmış histolojik incelemede yaklaşık 60 kat daha az yoğunluk vardı hastalarımızda. Dolayısıyla hasta seçilim kriterleri kapsamında elimizde bir veri yok. Genç olması bu kapsamda içerideki folikülün direkt göstergesi değil ne yazık ki. 7 kez folikül büyüme girişimi olduğunu söylemiştik. 3 hastada bizde büyüme girişimi oldu. %50 onlarda bir büyüme girişimi var. Bir tane ongoing gebelik var ama bu süreç IVA'nın tüp bebek uygulamalarından sonraki dönemde gerçekleşmiş durumda. Peki sonrasında neler oldu IVA kapsamında? İlaçlı IVA'nın özellikle iki basamaklı cerrahi içermesi, ilaçlarla ilgili her ne kadar bununla ilgili bir veri net olmasa da bir kanıtlanma uzun dönemde olası potansiyel risklerin olması nedeniyle klinisyenler tarafından hep alternatif uygulamaların arayışı gerçekleşti. Bu kapsamda ilk makale aslında case report olarak Barcelona'dan geldi. Bir 32 yaşında bir prematür over yetmezliği olan bir kadına ilaç uygulamaksızın aynı seansta overin bir kısım biyopsi yapıp fragmente edip diğer overin içine ve yine periton poşuna koymak kaydıyla gebelik bildirildi. Ancak bu bir case report sadece. Sonra ne oldu? Danimarkalı grup özellikle 2018'de kendi teknikleriyle ilgili Fertility'de makalelerini yayınladı. Yalnız bu grubun bu sütunda DOR'la ilgili makaleleri, özellikle bu sütunda da POI ile ilgili drug free ovaryen fragmentasyon makalelerini paylaşıyorum şu an sizlerle. Danimarkalı grupta 2018'de Fertisteril'de kendi tekniklerinin video article'ını yayınladı ve burada IVA prosedürünün özellikle egg donation öncesi azalmış over rezerve hastalarda bir tercih olabileceğiyle ilgili conclusion'la tamamladılar. Arkasından ne oldu? Yine bu tekniğin kendi IVA'nın standart yaratıcıları tarafından 2019 sonunda RBM Online'da bir vaka serisi yayınlandı. 11 hastalık. Bu vaka serisinde yine azalmış over hasta grubundan bahsediliyordu ve bunlardan 4 gebelik elde ettiklerini bildirdiler. Arkasından Danimarkalı grup video artikellerinin makalesini yayınlamış oldu. Onunla ilgili bir tartışma yapacağım biraz da bir sonraki slaytımda. Burada yine DOR hastalarda azalmış over rezervi olan olanmaksızın fragmentasyonun etkisi araştırıldı. Onun ardından yine RBM'de hemen bu makalenin ardından RBM'de bu sefer POI hastalarında 14 tane POI hastasında ilaç uygulamaksızın POI ile ilgili veriler hep aynı gruptan geliyor. Özellikle drug free IVA için İspanya'da 14 hastadan gebelik bildirdiklerini ifade ettiler. Özellikle bunların içerisinde hepsi vaka serisi. Önce sonra çalışması gibi düşünürsek kontrollü olan Danimarka'dan gelen çalışmayı bir slide'la tartışmak istiyorum sizlerle. Bu kapsamda bu grup ne yaptı? 20 tane DOI hastasını, 12'si Bologna kriterine göre, 5'i de Diminished Ovarian Reserve kriteri sadece AMH seviyesine göre dahil edildiği bir gruptan bahsediyoruz. 37 yaş ortalama bir overden biyopsi aldılar ve şöyle yaptılar. İki grubu 20 hastayı ikiye böldüler. Bir sağ gruptan biyopsi, sağ overden biyopsi aldıkları, bir de sol overden biyopsi aldıkları hastalar oldu. Şu milimetre çapında ve bütün hastalarda aldıkları biyopsileri az önce gösterdiğim fotoğraftaki periton poşuna, özellikle hepsinde de sağ overin altına gömdüler. 134 fragman ve sonrasında 10 hafta boyunca bu hastalar endokrin olarak monitörize edildi. Sonrasında tüp bebek uygulamaları veya IUI uygulamaları başlatıldı. Primer endpoint bu hastanın 12'nin üstü folikül sayısıydı. Özellikle ovaryen responsa verilen. Az önce folikül yoğunluğundan bahsettim. Buradaki folikül yoğunluğu bu çalışma için verilen 1.9 gibi iyi bir folikül yoğunluğu olduğunu söyleyebilirim hastalarda. Bu çalışmanın verisinin detayına indiğimizde 20 hastanın özellikle 10 haftalık monitorizasyon kapsamında 7'sinde 5 ile 8 hafta arasında AMH'da ve AFC'de bir artış gözleniyor. Ancak bu istatistiksel olarak önemli bir
kalitede bir makale. Çünkü diğerleri gibi sadece mean comparison değil, lineer bir model yaratılarak gerçekten bu artışın modellemesi yapılmış bir makale. Dolayısıyla 5 ile 8 hafta arasında hem AMH'da hem AFC'de 7 hastada bir artış tespit ediyor bu araştırmacılar. Primary outcome açısından fark var mı diye baktığımızda 12'nin üstü büyüyen sayısıydı 10 hafta sonrasında. Biyopsi yapılan over tarafında bir, diğerinde 0,7 gibi bir ortalama büyüyen folikül sayısı elde ediyorlar. İstatistiksel fark saptamıyorlar. İlginç olarak makalenin sonunda söylenen ifade ettikleri 12 tane gebelik %60 gibi yüksek bir gebelik oranı, %10 tane de %10'da live birth ifade ediyorlar. Bu grup hastalarda özellikle Bolonya için konuşacak olursak farklı gruplarda farklı olmakla beraber ortalama %40, 40, 35, 40 civarı kümülatif bir gebelikten bahsedilebilir 18 aylık takipte. Dolayısıyla iyi bir gebelik oranı veriyor araştırmacılar. Kendi tartışmalarında ifade ettikleri şu: özellikle biyopsinin kendisi fragmantasyon değil. Neden? Çünkü fragmante edip koydukları o poştan sadece 4 hastada folikül geliştiğini, izole ettiklerini ifade ediyorlar. Gerçi bu ayrım güç olabilir ultrasonla, peritonun altından büyüyen. Dolayısıyla fragmantasyonun kendisinin değil ama biyopsinin kendisinin acaba gerçekten bu 5 ile 8 hafta arasında etkisi var mı diye ileri çalışmalara ihtiyaç var diyorlar. Bu makalenin sonrasında primer outcome sonucunda fark olmadığı için bir editorial yazılıyor ve IVA uygulamaları kesinlikle durdurulmalıdır şeklinde bir Human Reproduction'da editorial yayınlanıyor. In vitro aktivasyonun aslında uygulandığı vakaları tabloya döktüğümüzde, az önceki makalelerin özeti burada vermek istedim. İki tane DOR grubunda uygulanmış var. Sadece Danimarka grubunun çalışması kontrollü. Bunların yalnız transplantasyon bölgesinde ve tarzlarında, transplantasyon tarzlarında fragmentlerinde hepsinde farklılıklar var. Bunlar oldukça önem arz edebilecek noktalar. Bir sadece POI grubunda 14 hastada İspanya grubu 4 tane klinik gebelik elde ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla burada da bir veri azlığı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni konu gündemde olan, özellikle bu fragmantasyon uygulamalarında, laparoskopik ovarian incision ve bunun da uygulaması rezistan ovary sendromunda. Bununla ilgili yaklaşık bir 6-7 kez e-mailleştik Kavamura'yla bu makale ile ilgili. Bu Fertisteril'de 2020'de yayınlanmış bir video article. Bakın, ovary'nin üzerine standart paralel kesiler atılmış durumda. Bunu hangi gruba tam olarak yaptığını ben daha açık olarak sorduğumda özellikle vurguladığı şu: kesinlikle kendiliğinden folikül büyütmeyen, endojen yani FSH yanıt vermeyen, dışarıdan yüksek doz FSH stimülasyonuna rağmen en az 3-6 siklus denenmesine rağmen ve farklı kliniklerde denenmesine rağmen bir büyüme göstermeyen hastalardan bahsediyor, rezistans ovari sendromu diye. Ve bu 7 hastaya bu işlem uyguladığında, pardon, 11 hastaya, 7'sinde folikül büyümesi, 3 tane de canlı doğum bir ongoing gebelik elde ettiğini ifade ediyorlar. Aslında bu noktada dikkatinizi çekmek isterim. Bu uygulama sadece rezistan ovary sendromu hastalarına yönelik. Bu belki bizim tüp bebek uygulamalarında çok nadir olarak karşılaştığımız hastalar. Ve bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu söylemeliyim. Tamamen deneysel bir uygulama. Peki, bu kadar uygulamadan, sofistik uygulamadan bahsettikten sonra bu konuyla ilgili benim gelecek bu kadar sofistik yöntemden bahsettikten sonra benim bu konuyla ilgili gelecek prediksiyonlarım neler diye sizlerle bahsetmek istiyorum. Özellikle bir medikal onkolog olsanız bugünlerde elinize en sık alacağınız sonuçlardan biri bu. Nedir bu? Genlerin potansiyel mutasyonlarını analiz ettiği ve sizin potansiyel olarak o hastalığa yakalanma riskinizin predikte edilmeye çalıştığı panel taramaları. Dolayısıyla yakın gelecekte, buna inanıyorum, yakın gelecekte tüp bebek hastalarında, yanlış söyledim, POI hastalarını korumak amacıyla böyle panel taramalar ve risk altında gen mutasyonu saptanan kişilerde de, bu mutasyonu olan kişilerde de fertilitenin korunması kapsamında oosit dondurma uygulamaları yaygın hale geleceğini düşünüyorum. Ve biliyoruz ki Avrupa'nın da çok yakın tartışma konusu ve üzerinde durduğu konu social freezing de bu konuda bir yöntem olabilir.
Peki biyoprostetik overden bahsettik birkaç daha önceki sunumumuzda. Biyoprostetik overle ilgili 2018'den bu yana ne gibi gelişmeler var? Daha önce bunun modellemeleri in vitro lab kapsamında yapılmıştı ve folikül büyümüştü. Bu in vivo koşula taşındı ve folikül büyümesi dışında olgun oosit de elde edildi. Daha ileriye gidildi. Bu scaffold ve primordial folikülden oluşturan scaffold ve artificial over fareye transplant edildiğinde de buradan yavrular elde edildi. Ancak bu tabii fertilite prezervasyonu kapsamında bir uygulama. Burada oositin yeniden yaratılması yok. Var olan primordial foliküllerin ayıklanarak bir jelatin tabana oturtularak graft sorununun ortadan kaldırılması ve bu fertilite prezervasyonu kapsamında artifisyel bir overin yine over lojuna yerleştirilmesinin sağlanması kapsamında bir yolu var. Bunun ikisinin birleşmesi mümkün bilmiyorum ama bir diğer gelişme tabii artifisyel oositin yapılması. Artificial oosit kapsamında 2018'de Japon grubun sunduğu hayvanlardan verimi düşük olmakla birlikte stem cell üzerinden epigenetik değişikliklerin aktive edilmesi kapsamıyla M2 in vitro matürasyonda en son aşamaya elde koyarak yavru elde edilmişti. Bunda yeni ne var son 2 yıldır diye baktığımızda çok detaylı bir şekilde insan oogonyasının stimülasyonunun pluripotent hücrelerinden nasıl yapılacağı ile ilgili protokol Yamashiro ve ekibi tarafından Nature'da bu yıl yayınlandı. Burada yaklaşık 160 günlük bir 160 günlük bir kültür süresinden bahsediyoruz. Hayvanlardan elde edilen besleyici tabakanın oluşturulmasıyla beraber yine epigenetik inducerlarla bu epigenetik değişimlerle bazı genlerin susturularak bazı genlerin aktive edilerek oogonyanın elde edildiğini söyleyebilirim. Ama tabii daha bir folikül yapılabilmiş değil. Buradan yapılabilecek yine IVM kapsamında olgun oositin elde edilmesi ve laboratuvar ortamında elde edilmiş olgun oositin de üreme kapsamında kullanılması olabilir gelecekle ilgili. Toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim ki intraovaryen PRP uygulamaları, stem cell enjeksiyonu, in vitro aktivasyon, drug free in vitro aktivasyon, ovaryen fragmentasyon hepsi şu an deneysel tedavi girişimli yaklaşımlarıdır. Özellikle PRP ve stem cell uygulamaları kapsamında devam eden randomize kontrollü çalışmaların sonuçlan beklenmeli ve o sonuçlar elde edilene kadar rutin bir tedavi yöntemi olarak önerilmemelidir. Subgrup olarak özellikle tecrübe ettiğimiz POI için konuşuyorum, doğru için değil. Subgrup hastada IVA gerçekten gerek fizyolojik gerek biyolojik olarak aydınlatılmış yolaklarıyla bir grup hastaya fayda sağlayabilir. Ancak şu an ne yazık ki bu grup hastanın seçilimiyle ilgili güvenilir markerlarımız yok. Yani bu markerların geliştirilene kadar dolayısıyla ne drug free IVA'nın ne IVA'nın standart bir tedavi yöntemi olarak hastalara önerilmesini önermiyoruz. Yine aynı şekilde drug free IVA'nın fragmentasyonun doğru gruba hastalarda yapılması daha kolay olabileceği için diyorum. Randomize çalışmaları mutlaka ihtiyaç var ve bu çaba bu noktaya sarf edilmeli. Kesinlikle hastaya öneri kapsamında olmamalı. Ve gelecekle ilgili önemli prediksiyonum özellikle bu panel taramalarının yakın gelecekte genetik tabanında genetik platformlardaki bu yoğun gelişme ile beraber uygulanabilir hale geleceğini düşünüyorum. Tabii bunun fiyatının uygun hale gelmesi, topluma uygulanması bir miktar daha zaman alabilir. Bu Cumhuriyet Bayramı arifesinde 1 saat sizin vaktinizi aldım. Katılımınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız başta olmak üzere hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Şimdi sorulara geçebiliriz. Sorulara geçiyorum şimdi değerli katılımcılar. Nuray Emeklioğlu sormuş. Hocam PRP direkt Over'e mi veriliyor? Yapılmış uygulamaların hepsinde Over'e veriliyor. Farklı uygulamalar var. Farklı iğne kalınlıkları kullanılmış. Tabi burada en önemli şey miktar. Standartize edilmesi gerekiyor. Yarı ömrü bilinmiyor. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmaya ihtiyaç var diyebilirim. Kaan Koca sormuş. Uzun dönem amenoreik POI hastası ne kadar süre izlenmelidir? Aslında POI hastalarının
alt branşlarla beraber izlenmesi gerekir. Uzun dönem sağlık riskleri kapsamında gerek kardiyolojik, ardında eğer sendromik bir POI varsa pek çok daha farklı şey var tabii gündemde. Ancak infertilite kapsamında soruyorsanız bu hastaların spontan gebelikleriyle ilgili ne kadar sürede gerçekleşeceğiyle ilgili bir sınır yok. %1 civarı bir şans verilebilir. Bu kapsamda yine siklik östrojen progesteron verilmesi önemli. Teşekkürler var. Çok teşekkür ederim dinleyicilere. Embriyolog Turgay Barut sormuş. Teşekkür etmiş ve demiş ki AMH değerleriyle ilgili erken dönem embriyo gelişimi, devam eden gebelik ve canlı doğum oranları arasında ilişki var mı? Bunu aslında sundum. Yani oost kalitesini etkilemiyor, o aşamaya ulaşmanızı etkiliyor. AMH erken dönem gelişim kapsamında blastülasyonu etkilemediğini söylemiştim. Canlı doğum oranları arasında AMH eğer embriyo transferine ulaşırsanız, siklus iptal basamaklarını aşarsanız canlı doğum oranlarını da predikte etmiyor. Ancak çok düşük AMH'larda tabii ki canlı doğum iki kat daha az. Onun da verisini sunduğum SART datasından. AMH KPI göstergelerine dahil ediliyor mu? Hayır. AMH bir KPI göstergesi değil. Aylin Uyar teşekkür ederim. Volkan Turan çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Hakan Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkürler geliyor. Suna Önder, Ahmet Demir. Soru var mı acaba? Soru aşağıya doğru alabilir misiniz? Aşağıda sorular var. Peki. Melahat Dönmez'den bir soru gelmiş. PRP mi, plazma mı, IVA mı, hangisi daha başarılı? Şunu söyleyebilirim ki PRP'nin başarılı olduğuna dair kanıt yok. IVA'nın başarılı olduğuna dair de gerçek manada bir kanıt yok. Biz tecrübe ettik. Özellikle bu gruba bu tedavi ihtiyacı olan bir grupta. Dolayısıyla hangisi daha başarılı sorusu doğru değil burada. Yani çalışma sonuçlarını beklememiz gerekiyor Melahat Hocam. Mustafa Yıldız teşekkür etmiş. Servet abi teşekkür etmiş. Serdar Hocam teşekkür etmiş. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkürler var. Şimdi soruları ayıklamaya çalışıyorum. Oosit matürasyon problemi olan hastalarda TVOİ, IVM bunu anlamadım. Hastalarda uygulanabilir mi? Kaan Hocam sorunuzu tam anlayamadım. Tüm gebe kalan POİ'lerde 20 haftaya kadar östrojen progesteron verilmesi gerekiyor mu? Bu güzel soru. Çok güzel soru. 20 hafta demedim, 10 haftaya kadar verdik. Aslında östrojen progesteron verilmesi burada standart bir bilgi yok. Çünkü ovülasyon normal natürel siklus kapsamında gerçekleştiyse ve bu natural bir siklus kapsamında progesteron seviyeleriyle ilgili de bir bilgi yok. Açıkçası burada biz güvenli olmak tarafında 10 haftaya kadar devam ettik. Ancak bununla ilgili karşılaştırma çalışma yok. Bu uygulamamızın kaynağını aslında bizim modifiye natural siklustaki özellikle lütel faz desteği düşünülebilir. Ancak güvenli olmak tarafında yaptık bu uygulamayı. Dolayısıyla bununla ilgili veri yok. Ama devam edilecekse özellikle uteroplasental shifting gerçekleşti. 7-8 hafta sonrası güvenli olmak tarafında 10 haftaya kadar verilebilir. Ancak bu kadar uzun amenoreik ve bir POI hastasıyla karşılaşmanız günlük pratikte oldukça düşük bir olasılık. PRP uygulaması sonrası ne kadar sürede folikül elde edilebileceği ile ilgili dair bir takip süresi var mı? Osman Balcı sormuş. PRP uygulamaları ile ilgili Ukrayna'dan bir çalışma var. 12 aya kadar özellikle AMH ve FSA'da artış olduğunu ifade ediyor. Ancak bunlar POI grubu hastalar değil, tekrar ediyorum. En uzun soluklu takip 12 aya kadar. Onun dışındaki uygulamalar aslında, yani PRP'nin ne noktada etki ettiğini bilmiyoruz. Yani bu kapsamda etkisi olduğuna dair de kanıt yok. Yani kontrollü çalışma gelmesi gerekiyor. Beklenti veya hipoteze edilen
özellikle 8-12 hafta 2-3. ay bandında etki etmesi. Ama böyle bir veri olmadığı için bu konuda yorum yapmak da doğru değil. Ancak 12 aya kadar takip süresi olan, önce sonra çalışması olan bir veri var. Ancak buradaki outcome measure'ların sorunlu olduğunu ifade ettim Osman Hocam. Kaan Hocam düzeltmiş. Ovarian injury, ovarian in vitro maturasyon. Yani böyle bir uygulama yani sofistike ve deneysel olur. Dolayısıyla hani buna yorum yapamayacağım şimdi. Aylin Taşkın sormuş. DOR ve POR hastalarda ovaryen stimülasyon protokolü. Bu konulara hiç girmedim. Ovaryen stimülasyon protokolleri arasında fark yok. Yani agonist, antagonist kullandığınız fark yok. Add-on tedaviler tartışılmış literatürde. Bunlara da hiç girmedim. Konumuz dışında olduğu için. Ancak kanıtı yüksek. Şu an bu grup hastalarda tekrar denemek dışında ilave ettiğiniz hiçbir şeyin faydası olmadığını söyleyebilirim gerçek manada. Kanıtı olanları kapsamında. Ama yani bununla ilgili pek çok literatürde gürültü var. Savcı Telek sormuş. Hocam çok teşekkürler sunumuz için. Azalmış over rezerv olan hastalarda HRT başlama zamanı ne zaman olmalıdır ya da başlamalı mıdır? Bu hastalarda HRT için POF tanısı için gerekli olan 1 yıllık amenöre beklenmeli midir? Yoksa E2 seviyeleri düşük olan hastalarda direkt başlanabilir mi? 4 ayı geçtikten sonra eğer şu an sorunu şöyle algılıyorum Savcı Hocam. Fertilite arzusu olan bir POF'u karşınızda siz tanıyı koydunuz. 4 aydan sonra yeni kritere göre ve ben ne zaman HRT başlamalıyım. Burada HRT kapsamında siklik bir tedavi öneriyoruz. Sikloprogenova buna uygun bir ilaç olabilir. Ve bu başladığınız tedavi sizin tanınızı koyduğunuz andan itibaren başlamalı. Spontan gebelik şansını da elimine etmez. Hüseyin teşekkür etmiş. Melahat Hanım teşekkür etmiş. Çok teşekkür ederim ben de teşekkürlere. Başka soru göremedim şu an için. Daha aşağı iniyorum ama yok herhalde. Gürkan abi ben teşekkür ederim. Övgünüz için. Ali Ata'dan teşekkür ediyorum güzel sunum için. Acaba uygulamalara beraber akupunktur. Bu akupunktur konusu çok tartışmalı. Standart bir çalışma dizaynı yok. Dolayısıyla bu grup hastalarda şu an için faydalı olduğuna dair kanıt olmadığını söylemeliyim. Diğer teşekkürler de var. Çok teşekkür ediyorum. Fatih sormuş. Güzel sunum için teşekkür ederiz. Induced pluripotent stem cell 2016'da granulosa-like hücre de üretmişler ve hayvan deneyinde EQ üretimini arttırıp foliküler atresisi azaltmışlar. Bunun POI için deneysel bir tedavi olabileceğini speküle etmişler ama şu an sadece hayvan deneyi. Tabii bu diğer uğraşların altında daha geri planda bir uğraş diyebilirim Fatih'ciğim. Ahmet Zeki Işık'ın bir mesajı var. Teşekkür etmiş. Online sempozyuma davet etmiş herkesi. İnşallah orada da görüşürüz Ahmet abi. Çok teşekkür ediyorum tekrar nazik davetiniz için. Bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, başka soru yok. Herhalde bitiriyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrardan kutluyorum. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde, koronasız günlerde. İnşallah hep birlikte Cumhuriyet Bayramları kutlayacağımız günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Yine tabii bir hafta sonraki online sempozyumda da yine görüşmeyi umut ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkürler.